Çok heyecanlıyız. Bekle bizi dönüp bomba gibi geliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Oran Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ve Türk Hava Kurumu'nun desteğiyle Sivas'ta Türk Hava Kurumu Sportif Faaliyetler Kulübü olarak Eskişehir yolculuğumuz birazdan başlayacak. Biz bu güzel projeyi destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ayla Çakır, Model Uçak Rehber Öğretmeniyim. Sivas'ın parlayan yıldızları Model Uçak ekibimiz Eskişehir İnönü Havacılık Merkezi'nde profesyonel bir çalışma için yola çıkmak üzere. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu çalışmanın kuvvetli bir şekilde, destekli bir şekilde ilerlemesi için bize yardımcı olan Türk Hava Kurumu'na, Oran Kalkınma Ajansı'na ve Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Merhaba, ben Yaren Güler. Havacılığın birçok dalıyla ilgileniyorum. Bu sefer de model uçak kampı için Eskişehir İnönü Havacılık Tesislerine doğru yola çıkmaktayız. Eğitim bizim için çok güzel olacağını umuyoruz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte çok heyecanlıyız. İnşallah güzel geçer. Merhaba, ismim Sinan Çoban. Serbest uçuş model uçak rehber öğretmeniyim. Bu Eskişehir'de ikinci kez gidişimiz eğitime. İkinci kez gidiyoruz. Faydalı olacağına inanıyorum. Gençlerimizle bunları da faydasını fazlasıyla göreceklerdir. Gençlerimizden gurur duyuyor. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. İsmim Umut Altu. Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Saymanı ve Model Uçak Rehber Öğretmeniyim. Sayın Valimizin ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın verdiği desteklerle, ayrıca Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın verdiği desteklerle İnönü'nde güzel bir model uçak serbest uçuş eğitimi almaya gidiyoruz. Öğrencilerimiz için çok faydalı olacak. Yalçın Olgun beyefendi, Türkiye Serbest Uçuş Model Uçak Şampiyonu bize güzel bir eğitim verecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İyi yolculuklar dilerim. Melih Özüdürü, 11. sınıf öğrencisiyim. Model uçakta zaten en iyi bir kademedeyiz şu anda Türkiye olarak. İnşallah bu eğitimden sonra da yurt dışında yarışmalarda derece almayı istiyoruz. Teşekkür. Sivas Sportif Havacılık Kulübü, model uçak serbest uçuş branşı eğitmenleri ve öğrencileriyle beraber Eskişehir yolculuğuna artık başlayacaklar. Türkiye'de dereceleriyle ünlenen Sivas'ın yıldızları her geçen gün eğitimlerine bir yenisini daha eklemek için Eskişehir yolculuğu başlıyor. İyi geceler çocuklar. Allah rahatlık versin. Bir eksiğiniz var mı? Üstümüzü örtün. Allah rahatlık versin. Biz yanında olsaydık 37'yiz. Sıkıntı olursa haber veririz. Oldu mu? Hayırlı geceler. Allah hayırlı yolculuklar olsun. Sivas'tan trenle hareket eden Sivas Havacılık Sportif Kulübü öğrencileri sabahın ilk ışıklarıyla Ankara'ya varmanın mutluluğunu yaşadılar ve Ankara'da Türk Hava Kurumu'na ait müzeyi gezecekler. Sonrasında Eskişehir yolculuğu devam edecek.
Havacılığa gönül vermiş gençlerimizin böyle bir kursu, müze gezmelerini, gezi programımıza katmış bulunuyoruz. İsmim Özgür Kaynak. Şu an TÜKOV Kurumu Müze ve Proje Kulesi kısmına geldiniz. Bugün TÜKOV Kurumu'nun Sivas'tan gelen Sivas Sportif Havacılık Kulübü üyesi arkadaşlarımızla güzel bir gezi yapacağımıza inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Müzemiz 3 alandan oluşuyor. Paraşüt kulemiz 1935 yılında yapılan ve hala paraşüt atmalarında kullanılan bir kule. Haniteser kapsamındadır. Bahçe alanındaki uçaklarımız ve müzemizin içi. Müzemizde de 747 adet görselimiz var. Bunların hepsi gelen ziyaretçilerimize açıktır. Sivas'tan Eskişehir'e doğru yola çıkan ekibimiz Ankara'da bir mola verdi ve Türk Hava Kurumu'na ait olan Havacılık Müzesi'ni gezdi. Son derece güzel bilgilendirme gezisi oldu. Herkes keyif aldı, bilgilendi. Havacılıkla ilgilenen büyükler hakkında fikirler edindiler. Şimdi Eskişehir İnönü'ye doğru hareket edeceğiz. Teşekkür ederiz. Herkese tekrar iyi yolculuklar. Sivas'tan trenle hareket eden Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencileri Ankara'da Türk Hava Kurumu'nun müzesini gezdikten sonra artık Eskişehir'e doğru yolculuğa başladı. Eğlenceli müzikler eşliğinde yolculukta birbirinden güzel şarkılara da eşlik ettiler. Herkese merhabalar. Sivas Sportif Havacılık Kulübü olarak şu anda Eskişehir İnönü ilçesindeyiz ve Türk Kuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı alanındayız. Burada Sivas'tan gelen çocuklarımızla beraber model uçak yapmanın keyfini ve tabii ki burada güzel bir eğitimden geçecek çocuklarımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir diyoruz ve eğitim alanında çocuklarımızın neler yaşadığını, hangi eğitimlerden geçtiğini ve eğitim süresi içerisinde hangi model uçakları yaptıklarını sizlerle paylaşacağız. Ben şu an hızlı bir durumdayım zaten. Yani güzel yolculuğumuzun sonuna vardık. Eskişehir İnönü'nde eğitim alanında şu anda varmış durumda. Mutluyum, işte 4 günlük eğitimin sonunda Sivas'a döneceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Merhabalar. Beklenenden geldi. Nihayet istediğimiz mekana geldik. Yarın için eğitime başlayacağız. Teşekkürler. Eskişehir Türk Kuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eskişehir'in 36 kilometre batısında, İnönü ilçesine ise 1 kilometre uzaklıkta, İstanbul-Kütahya yolu üzerinde olan bu merkez 10 Temmuz 1936'da hizmete açılmıştır. Bu mekanda hafif uçakların iniş kalkışları ve sportif amaçlı her türlü uçuş atlayışı eğitimlerine uygundur. Tesis içerisinde uçuş kulesi, idari binası, bakım ve eğitim tesisleri ve yatakhaneler bulunur. Her yıl Türkiye'nin birçok ilinden eğitim almak üzere öğrenciler bu kampa gelir. Kampta paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, mikrolight ve balon gibi çeşitli uçuşlar ve kurslar yapılır. Aynı zamanda model uçak kursları da yine bu eğitim kampında Türkiye'nin birçok yerinden gelen öğrencilere ve eğitmenlere yeni yeni ufuklar açar. Hepinize merhabalar. Şu anda İnönü
Evet. Eğitim kampındayız değil mi? Model uçak rehber öğretmeniyim. Uzun zamandan beri profesyonel bir şekilde öğrencilerimizle beraber model uçak üzerine eğitim veriyoruz. Yeni model üzerine sporcularımızın alanını altın olduğumla beraber profesyonel bir çalışma içindeyiz. Kızlar seçimine başlayacak olan çalışmamız Perşembe günü son bulacak. Sinan Çoban, serbest uçuş model rehber uçak öğretmeniyim. Bu işte 3,5 yıldır bu işte haşır neşirden gençlerimizi modeline sevdirmek, iyi seviyelere getirmek için uğraştık tabii ki. Bu sebeple hedefimiz yeni eğitim kampında, yani Kadir'de, Salı'da, Salı'da, Akşam'ın sonunda bir eğitime geldik burada. Yakşı Mahmur hocamızın önderliğinde. Bu eğitimin gençler için daha faydalı olacağına inanıyoruz ve teknoloji olarak bir üst adımaya geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah, evet. Hedefimiz bu. Peki, ben Umut Altun, Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Saymanı'yım. Ayrıca model uçak rehber öğretmeniyim. Öğretmen arkadaşlarımızın bahsettiği gibi Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde yaklaşık bir haftalık iyi bir sıkı bir eğitim kampından, model uçak serbest uçuş eğitim kampından geldik. Burada öğrencilerimiz profesyonel anlamda artık bir seviye kazandılar fakat bir üst seviyeye daha ulaşacaklar. Yeni teknolojileri yakalamak, daha proformal malzemelerle çalışmak için geldik. Milli model uçak sporcumuz Yalçın Olgun Bey'in önderliğinde, hocalığında, Türk Hava Kurumu Model Uçak Okulu öğretmenlerinin yine öğretmenliğinde iyi bir eğitim çıkarmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Teşekkür peki, ederim. Biz de 4 yıl boyunca bu yaşananları anlar, kaydedip sonrasında birçok kişiye ulaştırmaya çalışacağız. Yemekler yemedi, akşam yemeği yoldan geri geldi. Hemen yemek saatine denk geldiğimiz için yemekler yendi. Şimdi bu güzel efendim eğitim merkezinde kayıtlar gerçekleşiyor. Konaklayacağımız odalara kimlerin nasıl kalacağı hepsi birer birer şu anda hazırlanıyor. Kimlikler veriliyor ve böylece işte burada eğitim başlayacak. Ve 4 gün boyunca yaşanan eğitimdeki bütün anları da sizlerle paylaşacağız. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Sivas ekibinin böyle güzel bir etkinlik yaptığını duyunca onlara katılmak istedim. Sağ olsunlar beni de dahil ettiler ekiplerine. Ve model uçağın en iyi yapılabileceği yerde İnönü'de Havacılık Eğitim Merkezi'ndeyiz. Burada çok güzel bir 4 gün geçirmeyi planlıyoruz. Sağ olsun Yalçın Olgun hocamız da bizlere katılacak. Şu anda yatakhanedesin. Evet. Yatakları hazırlamışsınız. Yarınki çalışmaya hazırlık için bir istirahat etmeyi düşünüyoruz. Yarın her şeyimizde hazır olacağız. Peki, İstanbul'dan hazırlıklı gelmişsin. Evet, kendi malzememi getirmek zorunda kaldım. Çünkü sonradan geleceğim kesinleşti. Malzememi kendim tedarik ettim o yüzden. Sandalyemem. Havacılığın kalbinin attığı, havacılığın Türkiye'de kalbinin attığı Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde yine bir eğitimle toplandık. Değerli öğretmenimiz Yalçın Olgun Bey sayesinde model uçak serbest uçuş branşında bir sınıf daha üste çıkmaya hazırız. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, aradan bir yıl geçti, yine buradayız. Geçen sene biraz daha iyiydi hava, bu sene soğuk ama hızlı bir çalışmayla ısınacağız. Gerçekten Umut Hocam'ın dediği gibi de inşallah bir level daha atlayacağız. Daha verimli bir çalışma olacak. Çünkü hem
uçuş olarak hem atölye tekniği olarak hep herkes birer ikişer basamak yükseldi. Bunun bilincinde daha keyifli, daha düzgün uçaklar yapacağız ve buradan işte cuma gününe kadar keyifli zaman geçirip Sivas'ımıza döneceğiz. Ben yarı yoldan ayrılacağım Ankara'da. Ama bugün Türk Hava Kurumu sayfasında Sivas'ı tanıtan bir video vardı. Evet. Keyifle izledim. Her zaman söylüyorum. Yarım artık benim Sivaslı. Bunu biliyorsunuz. Yarın herkes iple çekiyor biliyorum ama herkes de çok yorgun. İyi bir yolculuk yaptınız. Yaklaşık 24 saat falan oldu herhalde Karagül'e gittiniz. Evet. Gezerek gelmek istedim biraz hocam. Bugün güzelce dinledim. Yarın, öbür gün ve sonraki gün bir çalışma yapalım. Hocam bu eğitimde çocuklarımıza neler vermeyi planladınız? Geçen sene yaptığımız uçaklardan biraz daha kaliteli, uçabileceğine daha fazla inandığı, sizin de becerilerinizi geliştirdiğiniz için daha iyi yapacağınıza inandığım bir uçak modeli çizdim. Malzemelerini hazırladım. Biraz daha kolay yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü herkes daha bilinçli. İşte 11 arkadaşımız farklı bir model yapacaklar. Yeni katılan 4 arkadaşımız Flamingo, yine benim çizdiğim modeli yapacaklar burada. Mustafa arkadaşımız da bize katıldı, onu çok seviyoruz. O da burada bir şeyler yapacak bizimle beraber. En azından buranın havasını birlikte solayacağız. İkinci kez Eskişehir'in önü kampına geliyoruz. Geçen sene yaptığımız modele göre bu sene hepimizin hayalindeki uçağı, karbon çatalı, karbon gövdeli D-Box'ı. Yalçın Hoca bizim için haftalardır çalışıyor bu uçağı bize burada yaptırmak için. Kendisine teşekkür ederiz. Yaklaşık bir yıl önce yine aynı şekilde Ünlü Havacılık Eğitim Kampı'ndaydık. Bir yıl kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir ama bizim bir yılda çok şeyimiz değişti. Tıpkı modelik başladığımız zamanlar gibi. Seviyorduk ama tam içinde değildik, tam hissetmiyorduk. Bu bir yıl içinde merak ettik, yeni modeller gördük Yalçın Hocamız sayesinde. Yarın da yine aynı şekilde ilk kez karbona başlayacağız. Bu bizim için çok 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 büyük bir şey. O yüzden öncelikle değerli hocamıza, bize bu imkanı sağlayan Türk Hava Kurumu'na çok teşekkür ediyoruz. Melike Sakarya. Yine ben de arkadaşlarımla olduğu gibi ikinci kez geliyorum. Geçen yıl hani yaptığımız modellerden çok bu yıl hani yarın başlayacağımız modelin daha çok iyi olacağını inanıyorum. Tabii Yalçın Hocam bizim için güzel bir model hazırladı. Bakalım İnşallah yani. Biz de onun hakkını vererek yapacağımızı düşünüyorum. Ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Ediyorum. Buraya ikinci defa gelişimiz. Modelciliğin, daha doğrusu havacılığın kalbinin attığı yer Eskişehir'in önüye. Buradaki çalışmalarımız da çok güzel geçiyor. Yalçın Hocamızın katıldığı zaten her çalışmalar çok güzel. Bu zamana kadar zaten çok iyi bir yere geldiğimize inanıyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Ben de Yürkan Bakar. Öncelikle buraya gelmemize vesile olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Benim buraya ilk gelişim Eskişehir'e. Ben modül uçak kursuna başlayalı yaklaşık 7-8 ay oluyor. Profesyonel ekibimizle beraber geldik. Beraber inşallah yakın zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Evet. Belli. Hoş geldin herhalde. Günaydın, iyi sabahlar. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ilk kahvaltımıza başladık. Kahvaltımızdan hemen sonra yoğun bir ders programına başlayacağız. Klasik kahvaltımız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi güne başladık ve Sivas Sportif Model Uçak Kulübü olarak
Eskişehir Günönü Model Uçak Eğitim Kampı'ndayız ve kampın ilk gününde Model Uçak Atölyesi'ne geldi öğrenci arkadaşlarımız. Model Uçak Atölyesi'nde şu anda çalışacakları masaları zımparayla güzel bir şekilde temizliyorlar. Çünkü masaların pürüzsüz olması gerekiyor ve burada birazdan model uçak yapımına başlayacak arkadaşlarımız. Cuma gününe kadar burada eğitim verilecek ve burada arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde model uçaklarını yapacaklar. Maşallah değil mi öğrencileri? Harikalar. Siz de temponun içerisindesiniz. Aynen öyle. Güzel bir güne başladık. Eğitimin ilk günü. En azından hani biz de diyoruz ki bu anları kaydedelim. Neler yaptığınızı, aynen, hangi böyle zorluklardan geçtiğinizi birçok kişiye ulaştıralım istiyoruz. Maşallah, karınca gibiler. Aynen öyle. Aslında bu model uçakla ilgilenen herkesin sahip olduğu bir hak değil. Bu grubumuzun iyi olması dolayısıyla bize verilmiş, ikinci kez verilmiş bir hak diyebiliriz. Çok şanslıyız böyle bir atölyede çalıştığımız için. İmkanlarımız sınırsız. Ve çocuklarımız son model ekviraşlarını yapacaklar. Bir sonraki yarışmalara daha güçlü gidecekler. Bence bunlar gerçekten çok güzel adımlar. Hedef hiçbir zaman küçülmüyor, büyüyor. Yeter ki böyle azimli gençler olsun diyorum. Değil mi? Evet, evet. Biz de onları şimdiden kutluyoruz. Bakalım cuma gününe kadar neler çıkacak değil aynen mi? Aynen öyle. Ama iyi şeyler çıkacak. Kesinlikle. Bugün haftalardır ve aylardır beklediğimiz gün, ilk atölye günümüz buradaki. Çok heyecanlıyız hepimiz. Eminim ki uçaklarımız çok güzel olacak. Pekala, hadi kolay gelsin. Evet, işte şu anda görüyorsunuz burada Sivas'tan gelen ekip olarak güzel bir şekilde masalar zımparalanıyor, temizleniyor. Burada cuma gününe kadar kamp sürecek. Görmüş olduğunuz gibi öğrenci arkadaşlarımız tempoyla çalışıyorlar, masaları temizliyorlar ve biz onların masaları nasıl temizlediğini sizlerle şöyle bir paylaşalım. İçerisindeyim. Böyle bir şeyi beklemiyorduk çünkü hiçbirimiz. Çok güzel olmuş. Evet. Ustalarımız. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi çok heyecanlandırdı. Çok güzel olmuş her şey. Herkese özel bir kurma hazırladık. Evet, çok güzel olmuş. Ondan sonra hemen hemen malzemelerin hepsi tamam. Bir iki tanesini de ben burada sizlerin önünde yapacağım. Ondan sonra birlikte tamamlayacağız. İnşallah iyi bir çalışma olacak. İnşallah. 11 tane bir mutlu modelimizden var. Kutuların içinde bütün malzemeleri hazır göreceksiniz. Pilav kenarlarının deliklerine kadar açtım. Her zaman anlatıyorum. Planı kurarken çok dikkat edeceğiz. Özellikle pilav kenarı ve burcum kenarlarının plana çakılması esnasında çok düzgün yapmamız gerekiyor. Başlangıç aşamasında yaptığımız hata plan uçağın sonuna kadar devam eder gider. Şimdi malzemelerinizi alıyorsunuz. Öncelikle planları... Planlar size sadece yükseliş dümeni ve kanat olarak verilmiştir. Masalara sığsın diye. Ondan sonra gövdeyi de zaten buradan röper alarak biz hocalarımızla birlikte burada birleştireceğiz. Bütün eksik bir şey çıkabilir. Yani çıkan malzemenin yedeği var. O şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde eğitime gelen Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencilerimiz atölyedeki hazırlıklarını yaptılar ve artık model uçaklarını yapmaya başlayacaklar. Kolay gelsin diyoruz. Önce pilav kenarımızı çakacağız. Bakın, pilav kenarımızı
profilimizin şeklini tamamlayabilmesi için bir miktar kalkık olması gerekiyor. Tamam mı? Altına parça koyuyoruz. Bakın şu parça, arka çizgiyi görüyor musun? Bu gerisinde olmayacak, önünde de olmayacak. Ben o çizgiyi göreceğim. Bakın nasıl koyuyoruz? Böyle. Bu şekilde buraya sabitlemem lazım. Evet. İki tane iğne çakma hakkı veriyorum size buna. Bir tanesini buradan, bir tanesini buradan. Daha sonrasını vereceğim parçalarla sabitleyeceksiniz. Uçak yapım kursu devam ediyor. Burada tabii öğrenci arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar ve hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Çok ince, hassas bir iş. Öyle değil mi Mustafa? Evet, kesinlikle büyük emek gerektiren bir iş. Emeğin yanı sıra sağ olsun destekçilerimiz de var. Bize destek veriyorlar. Öğretmenlerimiz şu anda canla başla çocukların çalışmalarını yardım ediyor. Tabii ki de. Ve hiçbirimiz şu anda yeterli değiliz aslında. Baştan yapacak durumda değiliz. O yüzden öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Sağ olsunlar bütün desteklerini bize veriyorlar ve hiçbir şeye esirgemiyorlar. Peki. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi burada öğrenci arkadaşlarımız hummalı bir şekilde model uçaklarını yapmaya devam ediyorlar. İstiyoruz. Neler diyeceksiniz? Nasıl öğrencilerin çalışmaları? Çok iyi gidiyor şu anda Hakan Bey. Yani öğrencilerimiz zaten bu çalışmamızla birlikte bir sınıf daha atlayacaklar. Biraz daha teknolojiyi yakalamaya çalıştık bu projede. Gayet başarılılar. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. İnşallah. Mutluyuz. Güzel şeyler çıkacak. Peki, evet. Kolay gelsin. Kızlarımız acaba nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız... Ben tutayım şöyle. Evet. Peki. Söyle yorucu orada. Ve çok güzel gidiyor. Modelimiz biraz daha farklı. Adı nedir modelin? Flamingo. F1H Flamingo, modeli. Evet. Ne kadar süren kaldı? Böyle bir 3 güne yetiştirecek miyiz? Yetiştiririz. Çünkü... Hatta daha da erken biter değil mi? Evet, çünkü hocamız çok planlı ve programlı. Evet, hocam bırakıyoruz arada. Mola mı vereceğiz? Evet, öğlen yemeğe şöyle gidiyoruz. Anlatalım o zaman Yalçın hocam. Siz de yoruluyorsunuz. Yok, şimdi ben daha gençleşiyorum burada. Harika. Çocuklarla beraber. Şimdi sabahtan kanatlarımızın
omurgasını oluşturmak için bir çaba harcadık. Bu zaman evet. aldı. Bundan sonra daha böyle görsele dönük şeyler oluşmaya başlayacak. Hı hı. Şimdi öğlen yemeği için ara veriyoruz. Öğleden sonra ana kanatlarımızı bugün bitirmeyi planlıyoruz. Yarın da kanat uçlarını bitirir, birbirine birleştirirsek bayağı bir yol alacağız. Pekala, şimdiden afiyet olsun diyoruz. Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde model uçak eğitimi gören Sivas Havacılık Sportif Kulübü öğrencileri atölyedeki çalışmalarına öğle yemeği molası veriyorlar. Öğle yemeğinden sonra atölyede çalışmalar yine tüm hızıyla devam edecek. Afiyet olsun gençler. Arkadaşlar bakın, bu gördüğümüz üst lonjeronda kullanacağımız karbon parçası aslına baktığınızda kendi başına son derece esnek. Bunu ne yapıyoruz? Kutu lonjeronda destekleyip üzerine koyduğumuz D-Box'la daha sağlam, az esneyen mukabil bir hale getiriyoruz. Şimdi bunun esnekliğini gördünüz. Kendi başına hiçbir şey yapmaz. Bu da bizim çarmıştığımız. Bu da aynı şekilde esnek. Bunu biraz daha esnetirsen kırılır. Bunu biraz daha fazla esnetirsen biraz daha dairesel hale gelir. Şimdi bakın. Bir kesite baktığımız zaman kutu bir profil elde etmiş olacağız. Şimdi bakın bunu kurudu. Şimdi esneklik var mı? Yok. Aynı şekilde burada da yok. Sağlamlık belki 5 misline çıktı şu anda. Çünkü ikisi birbiriyle uyum sağladı. Bir de yapıştı. Sürtünme ve yapıştırmanın getirmiş olduğu bir şeyle de sağlamlığı tek başına karbondan en az 2 misli, tek başına bir çıtadan da en az 10 misli sağlam hale getirdik. Tamam. Görüyor musunuz? Her noktasına basmak gerekiyor. Buraya basarsan burası havada kalır. Dolayısıyla birinci parçayı koyduktan sonra hemen elimi koyuyorum. Fazla dışarı çıkartmıyorum. Hepsinin boyu burada. Burada dışarıda kalır. Uca uca getirip parmaklarımı basıyorum. Bu şekilde birkaç dakika bekledikten sonra yapıştırılmış oluyor. Tamam mı? Ama yapıştırmadan önce mutlaka kontrol edeceksiniz. Aşağıda kalan veya yukarıda kalan sinir var mı? Onları tekrar kontrolünü yapın. Eğer varsa hemen müdahale edin. Çünkü o zaman ne olur? Bu sinir yüksekse burası yüksek kalır. Bitti zannederiz. Kanadımızı söktüğümüzde o kısmı çarpılma eğilimi gösterir. Tamam mı? Onun için ucu ucuna denk gelecek şekilde her noktası da sinirlere basacak şekilde önceden ayarlamamız lazım. Kampımızın ikinci günündeyiz. Evet. Ve öğrenci arkadaşlarımız, müzeyenler gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bizim program dahilinde gidiyoruz. Aynen. Herkes çok iyi. Dün neler yapıldı? Neler yapılacak? Biraz bahsedelim. Tabii. Dün öncelikle ana kanatlarımızla başladık. Düzgün olması için ağır bir çalışma temposuyla ama hassas olarak başlamak zorundaydık. Evet. Dün akşama kadar ana kanatlarımızın %95 bölümünü bitirdik. Bugün de öğlene kadar yine ana kanatlarımızı tamamlayacağız. Yani kanatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bugün bir kısım hızlı giden uçakların kanat uçlarını da birleştirip artık kanatları görür hale geleceğiz. Evet, yani daha böyle belirginleşecek. Tabii kanatlar daha belirgin olacak. Şimdi bu ana kanatlarımız evet. bu şekilde birleşecek. Bunlara bir de kanat uçlarımız gelecek. Eklenecek. Evet. Bugün hocalarımızla birlikte de yardımlaşarak gövdenin bazı kısımlarını biz halledeceğiz. Ondan sonra da çarşamba günü artık genel iskeletimiz tamamen ortaya çıkmış olacak. Planımız o. Ondan sonra ince zımparasını yapacağız ve kaplamayı hazır hale getireceğiz. Bugün böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Dün profillerimizi dizdik. Destek çıtalarımızı koyduk. Bugün de D-Box'ımızı yapacağız. Onu yaptıktan sonra zaten hani yavaş yavaş orta kanatlarımız çıkıyor. Bugünkü zaten programda da kanat uçlarını yapıp kaldırdıktan sonra biraz daha işimiz kolaylaşacak. Şu anda uçağımızın D-Box kısmını yapıyoruz, ön kaplama kısmını.
ve yapıştırma işlemi yaptık ve bitti. Hocam, bize 3,5 yıldır vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ver yüzlüğünüze karşılık acizane yapmış olduğum kulübümün adına, Türk Hava Kurumu Siva Şubesi adına ve ekibimin adına yapmış olduğum masanızı inşallah süslemek amacıyla yapmış olduğum bir hediye. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hediye. Ve bu hediyede nasıl söyleyeyim, %60, %70'e atık malzemeden yapılan, evet, kulübümüzden veya atölyemizden çıkan atık malzemeden çıkan bir malzemeyle ortaya çıktı. Eline boluna sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hem şahsım adına hem spor okulumun olacak okulun adına çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben artık Sivaslıyım. Hemşehrilerim. Çakır model uçak rejitörü öğretmeniyim. Yaklaşık Sivas'tan geliyorum ve 10 yıldır model uçakla ilgileniyorum. Yaklaşık 1-3 yıldır ise yarışma boyutunda öğrencilerimizi hazırlıyoruz. 3 yıldır çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz profesyonelliğe adım attılar. Yalçın Olgun milli model sporcumuz, hocamız öğrencilerimizi 2 defa havacıların kalbinin attığı yer deyip anılan Eskişehir İnönü kampında 2. kez eğitim veriyor şu an. Öğrencilerimiz bilgilerini her geçen gün yeniliyorlar ve daha etkin maddeler, malzemeler kullanarak modellerini daha mukarrem hale getiriyorlar. Bu çalışmalarla birlikte sosyal bir paylaşım ortamı yakalamış oluyorlar. Aynı zamanda bir eğitimci olarak onların hayatındaki artıları görebiliyorum. Aileler çok memnun. Birlikte sosyal bir ortamı paylaştıkları gibi kötü alışkanlıklardan uzak bir grup gencin böyle bir işe gönül vermiş olmasından ben son derece gurur duyuyorum. İsmim Musa Altu, Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Saymanlığı görevini yapıyorum. Ayrıca model uçak rehber öğretmeniyim. Buraya öğrencilerin profesyonel anlamda model uçak serbest uçuş alanında çalışan öğrencilerimizi bir sınıf atlatmak üzere geldik. Son 2 yıldır Türkiye birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerini alıyoruz. Öğrencilerimiz artık Türkiye'ye sığmamaya başladılar. Yurt dışında da şehrimizi ve güzel ulusumuzu gururla temsil etmek için çalışıyoruz. Gelecekte zaten şu anda Avrupa Challenge, Euro Challenge liselerine girdiler. Bu listelerin en üst sıralarında görmek hedeflerimizden biri. En büyük amacımız da yeni Nuri Demiral'ı yetiştirmek. Üçüncü günümüz başlıyor. Eğitim programımız tahmin ettiğimiz, programladığımız gibi iyi bir şekilde devam ediyor. Umarım yarın sonlanacak. Çok verimli ve güzel geçiyor. Efendim günaydın herkese. Günaydın. Sana da günaydın Hakan. Günaydın. İyi dersler arkadaşlar. Üçüncü gün. Kanada dereceye sağlanmıyor. Maksimum yüzeye çıkartmak için anlamış. Arkadaşlar bu bilincindeler ama zamanımız kısıtlı olduğu için bazıları acele ediyor. Onun için yavaş yavaş yapsınlar bu işleri. Çünkü en önemli kısımlarından bir tanesi.
Eğitimin üçüncü gününde arkadaşlar daha titiz bir şekilde davranıyorlar ve ellerinden geldiği kadar hiç hata yapmadan model uçakları birleştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten de sizlerin de gördüğü gibi sabır isteyen, emek isteyen bir iş. Sevince herkesin güzelce yapabileceği en önemli uğraşlar içerisinde yer alıyor. Sivas'tan gelen bu model uçak aşkıyla yanıp düşen öğrencilerimiz, saymanlarımız, başkanlarımızla beraberiz. Ben İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Yaylacı. Çok güzel bir hava var. Yemekten sonra bu havayı hep birlikte teneffüs ediyoruz. Manzara çok güzel. Ve Sivas'tan buraya kadar kalkıp gelen bu kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Kursları çok başarılı olur inşallah. Buradan da güzel bir şekilde kendilerini uğurlarız. Alışkanlık haline geldi. Seneye yine bekleyeceğiz onları. Ondan dolayı. Ben bu güzelliği beraber paylaştığımız için herkese teşekkür ediyorum. Fişek gibi gençler. Onlardan ileride çok şey bekliyoruz. Hem Türk Hava Kurumu olarak hem de Havacılık Adanı. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sivas'a selam olsun. Sivas Havacılık Sportif Kulübü öğrencileri, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde bulunan önemli yerleri de gezmeyi ihmal etmiyorlar. Tabii, gezdikçe daha çok şey öğreniyor insan. Dilerseniz hadi biz de öğrenci arkadaşlarımızla beraber Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni şöyle bir gezelim ve yetkililerden bilgiler dinleyelim. Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 tarihinde kuruldu biliyorsunuz Atatürk'ün direktifleriyle. Kuruluş itibariyle tarihine baktığınızda ne kadar önemli bir kurum olduğunu aslında anlayabiliriz. Neden? Çünkü Sayın Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 16 ay sonra böyle bir kurumu kuruyor. Yani Türk Tayyare Cemiyeti'ni. O zamanlar Türkiye'de dünyada ilklere imza atıyoruz. Hala da imza atıyoruz. Çünkü şu anda dünyada ücretsiz sportif havacılık kursları veren tek kurumuz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü Uluslararası Havacılık Federasyonu yani FAI'nin, sizin sertifikalarınızın onaylandığı uluslararası cemiyet yani FAI'nin Türkiye delegesiyim. Her sene dünyanın tüm her yerinden, ülkelerinden gelen delegelerle beraber toplantı yapıyoruz. Ve hiçbir ülke delegesi şimdiye kadar kendi bünyesinde verilmiş olan kursun ücretsiz olduğundan bahsetmemekle birlikte ben ücretsiz eğitim veriyoruz ve Türk gençliğine hizmet ediyoruz dediğimde de hepsinin ağızları şüphesiz açık kalıyor. Böyle bir şey nasıl başardınız diye. Nasıl başarıyoruz? Siz çok iyi biliyorsunuz sizlerin sayesinde. Kurumla için çalışıyorsunuz, yardımlar yapıyorsunuz, fitre zekat topluyorsunuz, işte kurban derisi faaliyetlerine görevler alıyorsunuz. Sizin sağlamış olduğunuz bu maddi ve manevi kaynak yine sizlere ücretsiz bir şekilde eğitim olarak geri dönüyor. Yani kurumumuza sahip çıkmalıyız Atatürk'ün bize bırakmış olduğu en büyük emanetlerden. Arkadaşlar sizin yapmış olduğunuz model uçakların her bir parçası burada planlar dahilinde kanıtları alınıyor daha önceden çizilmiş şekilde. Arkanızda görmüş olduğunuz lazer makineleri yardımıyla o planlara uygun olarak kesiliyor. Daha sonra bu her bir hangi artık model uçak çeşidini yapacaksanız her bir planla beraber belirli parçalar, sizin ihtiyacınız olan parçalar daha doğrusu paketleniyor ve size gönderiyor. Yani şubede almış olduğunuz eğitimlerde hani hepinizin ayrı bir masası, ayrı bir planı, ayrı parçaları var ya hiç eksiksiz bir şekilde. Hepsi burada bu yollama atölyesi dediğimiz alanda hazırlanıyor. Evet, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir hangara pilot ya da teknisyenler dışında kimse giremez. Arkadaşlar, ayrıcalığımız bu şekilde. Ayrıcalığımız bu şekilde tasdiklemiş olalım çünkü sizler Türk Hava Kurumu'nun değerli öğrencilerisiniz. Hani bu da aklınız olsun genel kültürde. Dünyanın neresine giderseniz gidin hangara asla ve asla giremezsiniz. Çünkü tüm hava araçları çok değerlidir. Bırakacağınız tek bir parmak izi dahi uçuş performansını etkiler. Evet. Ya da herhangi bir böceğin kanopi üzerine ya da herhangi bir yere bırakacağı küçücük bir dışkısı dahi uçuş performansını etkiler. O yüzden hiçbir şekilde dokunmanıza izin verilmeyeceği için giremezsiniz. Evet şimdi Türk Hava Kurumu'nun hangarındayız.
Görmüş olduğunuz planör kanatları ve kuyruk takımı demonte şekilde duruyor. Herhangi bir yerinde bir motor yok gördüğünüz gibi. Bunlar Polonya yapımı arkadaşlar hepsi. Hemen yan tarafta demonte halde şekilde diğer planörlerimizi de görüyorsunuz zaten. Sizler eğitime geldiğiniz zaman bu planörlerle birlikte uçacağız. 16 yaşınıza geldiğinizde küçükler ve büyükler, siz de eğer 16 yaşından gün aldıysanız Türk Hava Kurumu'nun ücretsiz planör uçuş eğitimlerine hepiniz katılabilirsiniz. Peki şimdi... Merhabalar, ben Enes Furkan. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde bugün 3. günümüz kampımızda. Şu an uçağım hemen hemen bitmiş, bitecek halde. Yani bugün kanadımı kaplayıp, kaldırıp yarın da yükseliş kümenini yapacağım. Sisteme dönük bazı sistemlerle tamamlayacağız. Şimdi dönüş dönemlerini yapıyoruz. Dönüş dönemlerimiz Balsa'dan yaptık. Menteşe kısımlarını banttan yapacağımız için hem bantın daha iyi yapışması hem de yüzeyin daha temiz olması adına çok iktidai olsa çok iyi iş gören bir sistemimiz var. Bu şekilde koyuyoruz. Verdiğimiz 60 liradayız şu anda. O kuruyacak. Daha sonra da menteşe kısımlarını yapacağız. Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde eğitimdeki çocuklar model uçakları yaparken tabii bazen stres atmak da gerekiyor değil mi? İşte o zaman hocaları hemen onların yardımına koşuyor ve hem uçaklarını yapıyorlar hem de en güzel şarkıları söyleyerek stres atıyorlar. İşte sizleri şimdi Sivas Sportif Havacılık Kulübü'nün o güzel sesli, o güzel yetenekli çocuklarıyla baş başa bırakıyoruz. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşamıyor. Aşk bu olsa gerek. Ayağımda sokaklarda elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır İnşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Beni bulursun sanmıştım. Bugün kampımızın son günü.
hatıra fotoğrafımızı da çektirdik Atatürk'ümüzün önünde. Onun da dediği gibi istikbal göklerdedir diyoruz ve havacılığın bir bölümünden tutuluyoruz. Onun bize gösterdiği yolda havacılıkla beraber Türkiye'yi daha iyi, daha müreffeh seviyelere çıkarmak için biz de gençler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben Necdet Erki, 20 aile havacılığına başladık. Arkadaşlarımıza kurslarında destek olmak için geldik. Bir bakalım ne yapıyorlar, ne aşamaya gelmişler diye. Hepsi aynı şeyleri yapmışlar yani. İyi başarılı. Tebrik ediyorum hepsini. Sivas Havacılık Kulübü Başkanı olarak kulübüm adına bizler emeği büyük olan Necdet Bey'e her teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübüm adına küçük bir hediye vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu elimizden geldiği kadarını yaptık. Teşekkürler, sağ olun. Fazlasıyla destek olduğunuz her konuda. Sizler kendi emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bizler de arkasındaki kahramanımızı bunu biliyoruz. Biz de destek olmuyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Böyle bir kursu oluşturduğunuz için başta Türk Hava Kurumu ve Sivas'tan gelen bütün arkadaşlarımıza, onların değerli öğretmenlerine ve kursu yönetmeye için bütün elinden gelen gayreti esirgemeyen Yalçın Olgun'a çok teşekkür ediyorum. Daha ileriye gitmesi için eğitim verilen çocuklara bir şeyler göstermek için bayağı bir gayret gösteren Yalçın Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza da, hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben de bize bu imkanı sağlayan, bu sıcak havayı teneffüs etmemize neden olan Türk Hava Kurumu'na, Türk Hava Kurumu Model Uçak Okul Müdürü Mehmet Aslan'a, çok adını duyduğumuz bizim en büyük destekçimiz Necdet Ergin'e, burada olmasa da o hep yanımızdaydı. Onun destekleriyle. Türk Hava Kurumu'ndan özellikle Bekir Bey'e bize hem abilik hem yöneticilik yapıyor. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sivas'tan gelen arkadaşlarıma ve onların başında gelen hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar böyle pırıl pırıl bir gençlik yetiştirmişler. Onların sayesinde biz de kendimizi geliştiriyoruz aynı zamanda. Unuttuğumuz uçak yapmaya yeniden döndük işin açıkçası. Herkese bundan sonraki modelcilik yaşantısında başarılar diliyorum. Bunun bir üst seviyesine geçmek için de artık birçok temel bilgiyi öğrendiler. Artık önleri açık, biz de onların her zaman destekçisiyiz. Günün sonuna doğru artık uçakların tahtillerini, yön dümenlerini, örsel üst dümenlerini yerlerine sabitlemek için mengenede düzenek yaptık. Arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar. Bunları en düzgün bir şekilde artık tahtil parçalarını, karakterlerini, kanatları bir araya getireceğiz. İnşaatımızı patlamadan önceki son halinde göreceğiz. Yapmamız gereken şey, tellerimizi yere bırakıyoruz. Merhaba, ben Yaren Güler. Eskişehir Ünlü Kampı'na model uçak yapımı için geldik. 4 gün süren bir kamptı ve bizim için çok verimli geçti. Yaren Abay, bugün 4 günlük eğitim süremizin sonuna geldik. Fazla yorucuydu çünkü çok kısa zaman diliminde uçağımızı tamamlamamız ve kaldırmamız gerekiyordu. Fakat hepimiz başardık, uçaklarımız kalktı. Çok güzeller, umarız böyle de uçarlar. Zehra Arzu, Eskişehir eğitimimizi şu an itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Uçaklarımız zaten şekilde görüldüğü gibi halini aldılar. Ancak Sivas'ta bizi bekleyen sadece kaplamamız kaldı. Şu an profil halinde. Çok mutluyuz çünkü uçaklarımız bitti. Selin Uygur, 4 günde çok fazla işler çıkardık. Her ne kadar günlük 12 saat ayakta dursak da
5 dakika oturmamız bizim için her şeye değdi. Burada geçirdiğim günler gerçekten çok güzeldi. Emeği geçen, bu kampı bize ayarlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Türk uçaklarımızın %95'ini tamamladı. Sadece kaplama işlemi kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Cengizoğlu. Bu grupla Yalçın Hoca ile çalışmak benim için gerçekten çok gurur verici bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben Hüseyin Engör. Eskişehir'in önünü kampımızın 4. gününde, son gününde uçağımızı yapmış ve bitirmiş bulunmaktayız. Çağatay, bugün kampta son günümüzdü. Modellerimiz ortaya çıktı, çok mutluyuz. Yalçın Hoca'ya çok teşekkür ederiz. 4 gün boyunca bizimle ilgilendi. Ben de Üstür'ü. Bugün kamptaki son günümüzdü. Modellerimizin hepsini tamamladık. Sadece kaplama işlemimiz kaldı. Onlar da sırasıdan önce tamamlayacağız. Teşekkür ederim. Ben Melike. Bugün kamptaki son günümüzdü. Modellerimizi bitirdik. Biraz işimiz kaldı. Onlar da sırasına gidip devam edeceğiz. Çok mutluyuz. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz. Evet, işte 4 gün boyunca, yani pazartesiden çarşambaya dolu dolu 4 gün. Evet. Emeğimizin karşılığını da programımıza uygun olarak yapmış olduğumuz uçaklardan aldık. Amacımız zaten burada bir arada olmak, bir şeyler üretmek. Tabii ki iyisini üretmek. Genç arkadaşlarım ve hocalarımla hep birlikte bu işin altından kalktığımı düşünüyorum. Herkese Sivas'ta yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese, bize bu imkanı sağlayan her kişiye, her kuruluşa çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Böylece bir efendim tabii ki eğitim programında sonuna geldik. Yeniden başka eğitimlerde birlikte olmak temennisiyle Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 4 gün boyunca eğitim gören Sivas Havacılık Sportif Kulübü öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'in misafiri olarak bir günlük Eskişehir turu yapacaklar ve Eskişehir'in bütün güzelliklerini A'dan Z'ye bir gün boyunca gezecekler. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladılar. Artık Eskişehir turu yapma zamanı. Merhaba. Eğitimimizin tamamlandığı gün artık yolculuk vakti geldi. Eskişehir Büyük Belediyesi'nin sağladığı araçta da sosyal ve kültürel gezimizi tamamlayacağız bugün. Çocuklarımız çok mutlu. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Gezi için hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Merkezde iki tane ilçemiz var. Biri Odunpazarı, bir diğeri de Tepebaşı. Üç tane belediyeyle şehir merkezini yönetiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da Türkiye'de gayet güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz ve bugün yapmış olduğumuz bu işlerin hepsi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile konuşulur işler olmuş durumda. Bunlardan, bu projelerden, belediye başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in yapmış olduğu projelerden bahsedeceğiz, oraları gezeceğiz. Umarım sizler de keyif alacaksınız, beğeneceksiniz. Akvaryumumuzda bir adet canlı bulunuyor. Yüzün üzerinde farklı türlerde balığımız ve yaşayan bitkilerimiz var. Burada tatlı su, acı su ve tuzlu su olmak üzere 3 farklı su türleri bulunmakta. Akvaryumumuzun tünel akvaryumu yaklaşık 1000 metre küp su almakta. Farklı tür köpek balıkları, yine vatoz balıklarımız mevcut. Şu an önünde bulunduğumuz akvaryum, Amazon Nehri akvaryumu. Burada şöyle söyleyeyim. Bitkisel ağırlıklı beslenen canlılar. Bunlar pirana, otçul pirana diye geçer. Amazon Nehri'nde yaşayan canlılardır. Söyleyebileceğim bunlarca sahil akvaryumumuz var. Yine herkes denize gittiği zaman karşısına çıkacak olan canlılar. Su altı dünyası olarak burada size yaklaşık 3 yıldır açık faaliyet gösteren bir tesistir. Şu ana kadar birçok ziyaretçimiz geldi ve çok memnun kaldılar.
Yaz okulu, kış okulu mevcut. Çocuklarımıza 9-10 yaşlarında. Teşekkür ediyorum. Sabancı Uzay Evi'ne hoş geldiniz. Şu an içinde bulunduğumuz yapı Türkiye'nin en büyük ve en teknolojik uzay evi. Diğer gösterilerimize her zaman bekleriz. Bildiğiniz gibi benim bir eşeğim var. Ben eşeğimi pek severim. İsmi de Karakaç. Bir gün bir komşum geldi. Bizim eşeğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de komşumu kıramadım, Karakaç'ımı teslim ettim. Ama her gün bizim Karakaç'ı istemeye devam etti. Çocuklar, bizim bu zavallı Karakaç'a her Allah'ın günü hem bana çalışıyor, hem komşuma çalışıyor. Hem bana çalışıyor, hem komşuma çalışıyor. Bir gün bir de baktım, bizim kara kaçanın gözlerinin feri gitmiş, hayvan hastalanmış. Aynı gün komşum tekrar geldi, kara kaçana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki, kara kaçan yok. Ben böyle söyler söylemez, bizim kara kaçan arkadaki ahırdan "Ai, ai, ai" diye anırmasın mı? Komşum bana döndü. "Ebe hoca, bari şu sakalından utan. Bak, eşek arkada anırıyor." Ben de komşuma dedim ki, "Ebe adam, sen eşeğe mi inanıyorsun, bana mı inanıyorsun?" We'll be right back.
Hastasın ya. Evet. Gelin böyle. Peki nereye gittiğini görmedin mi yani? Devrim Sarayı'nda bir duvar. Duvarların ardında üç suret. Gösterecek size. Kanadı mavi tüylü kuşun nerede olduğunu yazıyor. Kurban prensi yaradı mı bu? Hayır. Hadi herkes gelin bakalım. Sivas Sportif Havacılık Kulübü öğrencileri Eskişehir'de gezilerine devam ediyor. Sualtı Dünyası, Bilim Müzesi, Uzay Evi ve Masal Şatosu'nu gezdikten sonra Eskişehir turu yapmaya devam ediyor öğrencilerimiz. Bakalım şimdi sırada ne var acaba? Nasıl Sivas'ın çoğu arattırmıyor kendini burada değil mi? Kesinlikle. Evet, sayın hocalar, sevgili gençler. Dün mü buradaydınız? Evet, dün mü? Pazartesi günü sabah yöntemi. Ha, pazartesi sabah yöntemiz. Çok güzel. Ne yaptınız? Hakikaten Eskişehir'in Sivas günü soğuk. Ya Sivas Eskişehir kadar soğuk mu? Ha? Sivas'a kadar soğuk. Peki siz şimdi model uçak yapımı konusunda Eskişehir'de incelemeden bulunuyorsunuz, öyle mi? Evet. Buyurun. İsmim Ayla Çakır. Grubumla beraber Eskişehir'e bu ikinci kez eğitime gelişimiz İnönü Havacılık Merkezi. Aynı ekipte mi? Evet, sayımız artıyor ama azalmıyor. Grubumuz profesyonel anlamda serbest uçuşla ilgileniyor ve atölye çalışması için buraya geliyoruz. Uzman kişilerden eğitim almak üzere. Gerçekten çok yetenekli bir ekibimiz var. Güzel ve titiz bir çalışma çıkardık. Eskişehir'i bugün gezme şansımız ilk defa oldu. Ben ilk defa geziyorum çocuklarımızın çoğu da. Ve gerçekten sizi tebrik ediyorum. Her anlamda inanılmaz, hepimizin de ileride yaşamayı tercih edeceği yer dedik. Veya okuyacağı üniversite burası olsun dedik. Teşekkür ediyoruz ilgi ve alakası için. Teşekkürler. Eskişehir'e gidilir de çiğ börek yenmez mi? Ah pardon. Çiğ dedim. Çiğ börek. Evet, Eskişehir'in meşhur çiğ böreğini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan'ı misafir olarak biz de güzel bir şekilde tattık ve arkadaşlarımızla yemekte sohbet ettik. Bakalım neler söylemişler. Tadı gerçekten çok güzel. Eskişehir'i geziyoruz. Çok güzel bir şehir. Tam bir öğrenci şehri, yaşanacak bir şehir. Eskişehir'e gelmişken çiğ börek yedik ve çiğ böreğin yapılışını da sizlerle paylaşalım istedik. İnce ince açılan hamurlar güzel bir şekilde tezgahta yerlerini alıyor. Sonra içerisine hazırlanmış olan malzemesi konuyor ve kızgın bir yağın içine atılıyor. Çevirerek kızarttıktan sonra börekleri güzel bir şekilde servis ediyorsunuz. Afiyet olsun. Eskişehir gezimiz devam ediyor. Sivas Havacılık Sportif Kulübü öğrencileri Eskişehir Valiliğini de ziyaret etti. Eskişehir Valisi'ne de çok teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiği için. Sivas Sportif Havacılık Kulübü'nün İlmizik'in ilçesindeki Türk Hava Kurumu tesislerinde yaklaşık bir hafta süreyle almış olduğu eğitim neticesinde valiliğimizi de ziyaret etmeleri ve ilimizde bulunmuş olduğu süreden duymuş oldukları memnuniyeti ifade etmeleri bizleri ziyaretiyle memnun etti. Eskişehir gezimize Odun Pazarı ile devam edeceğiz. Odun Pazarı'nda Yılmaz Büyükerşen'in yapmış olduğu bal mumundan heykelleri göreceğiz ve daha sonrasında Kurtuluş Müzesi'ni gezeceğiz. Bal Mum Heykeller Müzesi'ndesiniz. İçeride toplam 198 tane heykel göreceksiniz. Heykellerin her biri Yılmaz Büyükerşen ve ekibi tarafından yapılmış bulunmaktadır.
Harika bir eğitimdi. Çok güzel bir gezi programıydı. Teşekkür ederim. Ve böylece Eskişehir turunun da sonuna geldik. Sivas Havacılık Sportif Kulübü olarak biz de hem Eskişehir'i gezmekten hem de Eskişehir'deki model uçak eğitiminden oldukça memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.